ağlıyor. Ben seni görüyorum da sen beni görmüyor musun? Ben seni görüyorum da sen beni Tövbe tövbe. Sus da bu mübarek günde ya. Baba, sen türkü mü söylüyorsun? Oy. Sen ne zaman başını kapatacaksın da? Yaşın kaç oldu ya? Ya baba, nereden çıktı şimdi bu? Nereden çıkacak? Cebimden çıkacak hali yok ya. Kur'an'da yazıyor da. Azıcık okusan bilirdin ama... çizgi roman, magazin okumaktan fırsat kalmıyordur ki. Kendimi hazır hissedince örterim baba. Sen kendini hazır edin de... cehenneme biletin kesilmiş olur da demedi deme ya. Olur baba, demem. Selamun aleyküm. Ne hediyesi? Hayırlı günler. Nasılsın? Selamun aleyküm. Nasılsın? Bu da olmalı. Selamun aleyküm. Nasılsın? Önce iki saat hazırlandı, şimdi de ayna karşısında konuşuyor. Allah Allah, ne oluyor acaba? Böyle yürümez artık da. Gayri takatım kalmadı. Senin bu evde kalman icap eder. Ben Adile'den umudu kestim ya. Kız da evde tek başına, olmuyor da. Ya sen bir şey geleceksin, ya ben bir delilik edeceğim. Seviyorum seni de. Yok, onu demeyeyim, işim var. Yok, bir dakika ya. Yok, yok, babam yapmaz öyle şey. Ya Leyla, saçmalama. İkinci birisi olmaz. Babam annenle evli. Yok, olmaz. Ya git sor istersen. Leyla. Ne diyorsun ya? Öyle izinsiz karıştırılır mı başkasının şeyi ya? İçinde ne var diye merak ettim. Ne edeceksin? Elleşme öyle bir şey. Kimin o? Kime aldın? Sana ne? Özel. Özel olduğu belli de içinde ne var? Ya sana ne diyorum? Özel diyorum. Anlamayın mısın? Ne öyle artist gazeteciler gibi içinde ne var diye soruyorsun? Ama sen benim özel eşyalarımı isteyince rahat rahat karıştırıyorsun. Ya ben koca adamım. Kime ne yapacağımı ne edeceğimi sana mı soracağım? Ya Allah. Ya baba, onun içinde ne var dedim. Ay kızım, Leyla sen beni kıskandın mı yoksa? Vallahi bir tek kendi iyiliğim için yapıyorsan bu sakallarımı bir daha taramak nasip olmasın. Ben seni bu yalnızlıktan kurtarmak istiyorum da. Kendini mi beni mi? Önce kendimi sonra seni. Sakın kimseye söyleme ha. Yoksa yaygara ederler. Gel seni seveyim kızım. Ya şuna bak ya. Bir de kimseye söyleme diyor. Uf, ne yapacağım ben ya? Yok, anneme söyleyemem. Leyla saçmalama. Yok, gözünde görsen bile söylememeliyim. Esah mı söylüyor? Babam başka kadınla mı görüşüyor? Ya anne bilmiyorum ya, bildiklerimin hepsini söyledim. Demek ikinciyi de alacak bu herif. Hem de daha ananla nikahlıyken. Ya anne babam yapmaz öyle şey. Niye yapmasın ki? Adamı tek başına koyarsan edeceği budur. Erkek milleti işte. Ya anne, babam birisiyle evlenirse o evde bir saniye bile kalmam. Ha. İşte bu işin de hayırlı tarafı varmış. Baştan kaldığın hata ya bu. Ayrılırken niye benle gelmedin kuzum? Ya anne. Demek süslendi, püslendi. Hediyesini de aldı çıktı öyle mi? Onca sene boyu bana aldığı hediye düdüklü tencere. Niye? Canı fasulye çekmiş, tespih sinmiş. Anne peki ne yapacaksın şimdi? Ne ederse etsin. İnan şu kadarcık Dursun Efendi umrumda değil. Anne sen şaka mı yapıyor? Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan ey uykusu çok gözlerim uyan. Azrail'in kastıca. Günaydın. Kim için susluyorsun böyle? Yok, kimseye. Ben birazdan... Demek öyle. Bak
Bakalım hangimizi seçecek? Allah Allah. Azrail'in... Allah bismillah. Kim bu kız? Sibel. Ramazan günü ortalıkta niye elini tutuyorsun? Evli misin? Evli, size ne oluyor? Sen sus, karışma. Kadın milleti değil misiniz? Nasıl ayartırsınız bu herifleri? Çekil. Gel artık da, böyle ayrı gayrı olmaz. Sen eve dönersen Adile de akıllanır belki. Hem evde bir tane varken iki tane olursunuz da. Naz etme da. Yalvar da bu koca adama da. Dursun efendi. Oy. Sen ne ediyorsun bu yanda? Hiç. Havadan sudan. Hayırdır? Uyku mu tutmadı? Yoksa dükkanda avlayacak sinek mi kalmadı? Kim var orada? Hiç. Hem sana ne yav? Dursun efendi. Kim var dedim orada? Ben de sana ne dedim ya? Hayırdır? Kime bakmıştın? Kimdi o Dursun efendi? Ya sana mı soracağım bu yaştan sonra kimden görüşüp görüşmeyeceğimi? Tüh! Utanman da kalmadı. Çekil! Şşş! Ula gitti bizimki, çık haydi gel. Gitti bizimki, gel. Annen seni göreydi. Önce mesurunu ne bulardı, sonra yağda kızartırdı ha. Baba annem haklı ama. Ne haklısı ula? Ben bir tek kendimi mi düşünüyorum? Sizi de düşünüyorum da. Sen bir gelsen eve. Ondan sonra göreceksin Adile Hanım'ın halini. Nasıl böyle tipiş tipiş geri döneyi o dükkanı da kapatıp. Vallahi hiçbir umudum kalmadı. Akıllanmaz bu karı ya. Haydi. Anneciğim iyisin değil mi? İyiyim anasının kekliği. Adileciğim bir çorba söylemiştim ama. Ben de çok şey diyorum ama kimsenin umurunda değil. Az bekle. Haklısın sanırım. Ben en iyisi bekleyeyim. Anne şimdi ne yapacaksın? Boş ver sen beni. Sen kimseye bir şey deme. Haysiyetimiz ayaklar altına alınmaz. Tamam demem de nereye gidiyorsun? Reyhan ablana gidiyorum. Acele etme Adileciğim, ben seni beklerim. Oldu canım, bekle. Yine müsaadesiz nereye gitmiştin? De bakayım babana. Nereyeydin? Zaten karıncalar buğday ambarı kurmuş gibi başım zonk zonk zonklay. Bir de sen beni tepemi yattırma da. Ay babacığım çok üzüldüm. Senin için mutfaktan ılık su ve limon getireyim mi? Ha, ben de onu diyecektim kızım. Yalnız limonu böyle anan gibi sıkma, tamam mı? Ha böyle ince ince doğra, he mi? Sen çok güzel biliyormuşsun bak, mutfak orada. Git kendin yap, ben odama gidiyorum. Tövbe tövbe tövbe. Ah ahir zaman ah. Anası yetmedi gibi gitti bir de bu kız anasına çekti ya. Yanına bak, az kalsın orucumu bozduracaktı. Uy, başım nasıl ağrıyor ya. Tabii de dert çok olunca karıncalar şantiyeyi kurdu. Ne yapsam ki? He. Reyhan Hanım'a bir ilaç yazdırmak lazım. Ha. Ya Adile abla sen ciddi misin? Boşanacağım Reyhan. Bitti. Ya Adile ablacığım sebep ne ama yani ne oldu? Ya Dursun abi yine bir şey mi yaptı? Ya Adile abla söylesene. Reyhan Hanım daha ne kadar böyle kalmam gerekiyor? Yat! Ya Adile abla bak bu işin geri dönüşü yok ona göre. He biliyorum. Nasıl edeceğiz onu de bana. Yani bir avukat falan tutacağız herhalde ama. Ya Adile abla ya. Kararımı verdim Reyhan. Bitti. Bir yere söyleyeyim. Başım nasıl ağrıyor? Başım nasıl ağrıyor? Boşanacağım ben Dursun Efendi'den. Avukatsa avukat. Hakimse hakim. Arka hakimse arka. Ne lazımsa söyle. Oy. Ne diyor ula bu kadın? Kolay mı öyle boşanmak? Hem o senin çocuklarının babası. Ne kurtulması falan yapma ya. İcap ederse çocukları da alıp dünyanın öte ucuna götürürüm. Kurtulurum ondan. Şimdi sen yardım edecek misin? Etmeyeceğim. Edeceğiz artık mecbur. Ne yapalım?
He, öyle kolaydı o iş. Dinimizde yeri var mı? Neyse, imam efendi... Ulan imam da imam olsa. Ama mecbur da. Yoksa Adile beni boşayacak. Uy. Başımın ağrısı geçti vallahi. Ha bu Adile kerpetenle aldı benim başımın ağrısını ya. Ne yapacağız? Ya biliyorsun, kasabada bir avukatımız yok. Yani benim aklıma Emir Hoca geliyor. İstersen Emir Hoca ile bir konuşalım. Belki bir faydası dokunur. Gidelim konuşalım. Derman olur belki. Yani. Ver, buyurun. Al kullanacağım. Geçer. Hadi Reyhan, hadi Reyhan. Tamam dur, bu ne acele, bir üstümü giyeyim dur. Emir Hoca, hayırdır bu saatte? Merhaba komutanım. Ya ilk gün falan derken bir türlü fırsat olmadı. İnşallah bugün cemaatte mukabeleye başlayacağız. Birazdan gelirler. Ne o? Yine boşuna ümitlendiğimi mi düşünüyorsunuz? Ümidin boşu dolusu olur mu Emir Hoca? İnsan bir şeye inandığı için ümitlenir. Ha, boş hayaller vardır. Ama seninki dolu görünüyor. Geliyor sizinkiler. Ya Dursun, hem bizi Ramazan günü sabahın köründe kaldırıyorsun, hem de bu kadar adamla beni Emir Hoca'nın yanına götürüyorsun. Madem ne olduğunu anlatmayacaktın, ne diye bizi getirdin ha? Ya Sapi Bey, ben bu imamla bir başıma konuşmam. Hem Allah muhafaza, yarım hoca adam imandan eder de. Ne diyeceğimi çok merak ediyorsan biraz daha yürüyelim, görürüz. Ya böyle erkenden kalkarak oruç tutulur mu ya? Ramazan'ın tadı böyle kaçıyor işte. Adile abla, niye hala böyle bir karar verdiğini söylemeyecek misin bize? Ya bu kadar insanı topladım, dedi kimse duymasın diyordun ya. Kimse dediysem adamlardan bahsettim. Bunca kadını topladım. Niye? İmam efendi beni bu işten vazgeçirmesin diye. Yürü. Yalnız Reyhan, benim hemen işe gitmem lazım. Biliyorsun belediye başkanlığı çok önemli bir görevdir. Anneciğim, belediye başkanı olan dayım ama sen değilsin. İyi, aferin sana. Sen de annem gibi hep onun tarafını tutuyorsun. Et tırnaktan ayrılır mı kızım? Az dur, birazdan gidersin. Ne yapıyorsun sen de yani? Allah, bismillah. Tövbe estağfurullah. Hayırdır, ne işiniz var sizin burada? Asıl sizin ne işiniz var bu yanda? Önce ben sorduk. İlk ben duymazdan geldim. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Açıkçası bu kadar kişiyi beklemiyordum. Tam olarak neye beklemiyordunuz hocam bu kadar kişiyi? Nasıl neye? Ne nasıl neye? Ne demek ne nasıl neye? Oho, iftara kadar devam eder bu böyle. Ay ne, bir dakika, ne nasıl neye, kimle devam eder? Bir dakika ya. Siz mukabele için gelmediniz mi? İmam efendi, o bir tanecik ilanla nasıl haberimiz olsun? Bir tane ilan mı? Tövbe estağfurullah. Bu ilan milan şehir adetidir da. Hakiki imam gibi niye söylemiyorsun açık açık söyleyeceğini? Ne yani, şimdi gerçekten hiç kimse hatırlamıyor mu? Bu arada muhterem cemaat, yarın sabahtan itibaren mukabeleye başlıyoruz. Hayırlısı. Allah kabul etsin. Çok anlamadım. Sabri abi, yarınki mukabeleye geliyorsunuz değil mi? Daha bulamadık imam efendi. Mukabele unutulur mu lan? Ramazan nedir? Bilen Müslümanları elhamdülillah. Sen yüreğini ferah tut hocam ya. Hadi. Sahi, mukabele ne? Ben sana anlatırım anneciğim. Gel sen gel. Anlatırım. Ah başım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Yarınki mukabeleye herkes geliyor değil mi? Hepiniz niye geldiniz? Ne yani? Şimdi Allah'ın evine girmek için kuldan müsaade mi alacak ya? Yok abi, estağfurullah. Mescit bir senin değil mi imam efendi? Evet. Neyse, en azından herkes burada.
O zaman zaman kaybetmeden başlayalım. Buyurun. Biz neyle uğraşıyoruz? İmam efendi neyle uğraşıyor ya? Vallahi helal olsun adamı. Değil mi anne? Anne? Hay Allah ya. Evet. Hazırsak başlayabiliriz. Az dur hele imam efendi. Ver ver ver. Ver. Mukabele bitince bunları bir üfleyiversen, kaza var, bela var. Yani makbul olanı tuz ve pirinç ama hazırlıklı gelemedik. Adile abla aslında bizim dinimizde hani bu tür şeylere çok da... Tamam abla, o zaman hemen başlayalım. Yavrucak da gofretini beklemesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Ne oldu? Ha bu kadarıyla nefesin mi tıkandı? Hani şimdi biz mukabele yapıyoruz ya. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmek gerekiyor abi. Bunu biliyor en azından değil mi? Tabii dinlemek de çok güzel ama okumak daha makbul. Anladığım kadarıyla cemaat arasında Kur'an okumayı bilenler bilmeyenlerden daha az. Ya ne diye bu ya? Hiç Kur'an bilmeyen Müslüman olur mu ya? Doğru hocam, doğru hocam. Dursun efendi, Fatiha suresinin kaçıncı sayfada? Evet, bilmemek değil öğrenmemek ayıp derler. Şimdi burada biz bizeyiz, yabancı hiç kimse yok. Acaba öğrenebilir miyim Kur'an-ı Kerim'i kimler okumayı bilmiyor? Parmak kaldırabilir misiniz? Sen de mi Sabri abi? Ya ben Türkçesini okuyabiliyorum da Arapçasını şey edemiyorum ya. Oy! Desene cehennemin yarısından çoğunu gediktiler kaplayacak. Yok abi öyle değildir inşallah. Sonuçta Allah'ın işine karışılmaz. Ama onun rahmeti sonsuzdur. Kime nasıl yaklaşacağı, ne zaman yaklaşacağı ancak onun bildiği şeydir. Öyledir de... Ne yapsak ki? Bakın, Ramazan ayı aslında Kur'an ayıdır. Kur'an'ı okumak öyle garip bir şeydir ki... Yani düşünün ki elinizde bir hazine haritası var ama açıp bakmıyorsunuz bile. Yani yanımızda hazine var ama biz fakir fukara kalmaya devam ediyoruz. Hocam, siz merak etmeyin. Biz şimdi organize oluruz, bilenler bilmeyenler öğretir. Hem ben de Adile abladan öğrenmiştim. Ben, Leyla, Adile abla, bilmeyen hanımlarla çalışabiliriz. Hem çok zor bir şey değil, hemen öğrenebilirler. Çok doğru. Dediğiniz gibi hemen öğrenilir. Ben de erkeklere öğretirim. Birkaç günde açığımızı kapatırız inşallah. Sen o işe karışma İmam Efendi. Sana hacet yok. En azından ha bu bizim uşaklarla Sabri Bey'e ben öğreteyim de... ...onların ahiretlerini sağlama alalım değil mi? Yok ya ben Dursun'dan ders falan almam, o teneffüs vermiyor. Ay ben de çok meraklıydım sana Kur'an dersi verme. Sabri Bey sen boş ver elin adamını. Serdar sana iki günde öğretir. Kur'an'ı ve Musaf'ı okumasını. Anasından öğrendi. Şş, neydi o lan bu? Ha? Sen hakikaten biliyor musun Kur'an okumayı? Oku bakayım bir.
Bismillahirrahmanirrahim. Kulu Allahu ehed. Allahu samet. Vem yelit ve lem yület. Tamam, tamam Serdar, sağ ol. Vay be, harbiden biliyor bu ya. O zaman herkes hemen derslere başlasın. Bizim de Serdar'la küçük bir işimiz var. Ya Dursun ya. Sabahın semesinde diktin bizi buraya, mescidin önüne. Bari niye böyle kötü kötü bakıyoruz onu söyle ya. Ya Sabri Bey, biraz sabret ya. Ha bunlar gitsin söyleyeceğim de. Ya Adile abla, erkeklerin üstünlük taslamasına ben de karşıyım biliyorsun. Ama sen neden boşanmak istediğini bir söylesen belki bir çözüm yolu falan bulurduk. Şunlar bir gitsin, İmam Efendi ile konuşacağım. İcab ederse bir öğrenirsin. Konuşsaydın. Gel bakalım Serdar. Oturalım şöyle. Nasılsın bakalım? Serdar. Az önce mescitte okuduğun sure Sabri abinin açtığı sayfada değildi. Ezberden okudun yani. Bunu sen de biliyorsun. Peki tamamen mi unuttun Kur'an okumayı? Hocam annemler öğrenince çok kızacak. Niye öğrensinler ki anlamadım. Hocam nedeni var mı? Sabri amcaya ders veremeyince kesin olarak anlayacaklar. Bak Serdar. Sabri abiye vereceğin dersin artık geri dönüşü yok. Onun için siz onunla buluşmadan önce biz seninle buluşup çalışacağız. Sonra da sen gidip Sabri abiye öğreteceksin. Parklarda boşuna mı buluştuk yakışıklı? Mescitte görselerdi başımız belaya girerdi. Çok sağ olun hocam. Bak Serdar. Sıradan bir kitaptan bahsetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim bu. Allah'ın sözü. Peygamber Efendimiz'in bizlere bıraktığı en büyük emanet. Hatta miras. Ve bu öyle bir miras ki asla değeri kaybolmayan, hatta paylaştıkça daha da bereketlenen bir miras. Ve inan bana hiçbirimiz bu mirası reddedecek kadar zengin değiliz. Başlayalım o zaman. Saatin de çok güzelmiş, değil mi? Evet hocam, babam aldı. Ama kimse bilmesin. Tamam, bilmesin ama niye ki anlamadım. Neyse hocam, boş ver. Yok daha neler ayol. Demek Dursun ikinci hanımı bulmuş, öyle mi? Kimmiş peki, bu kasabadan mıymış? Kimmiş, neciymiş bilmiyorum. İsmi neymiş? Yaz ben size bir şey söyleyeyim mi? Kesin emekli değildir. Çünkü bütün beyler abime gelip şikayet ediyorlarmış. Bu dul hanımların emekli maaşı olduğu için beylerle evlenmek istemiyorlarmış. Vay anne, hiç senden beklenmeyecek bir haber vallahi. sosyal devlet gelişip büyüdükçe biz de gelişiyoruz kadınlar olarak. Vah ablacığım ya. Demek sen o yüzden boşanmak istiyordun ha? Yalnız Dursun abiden de hiç beklemezdim ya. Ben de beklemezdim. Ama bulmuş. Şimdi bir şey de denmez elbet. Şimdi sorsan dinde kitapta yeri var der. Ay Adile abla ya, senin ettiğin de laf mı şimdi? Hem bizim de dinen bir sürü hakkımız var ama hiçbirini kullanmıyoruz. Yani dini nefsin isteklerine payende etmemek lazım bence. Peki İmam Bey'le ne zaman konuşacaksınız? Ya Adile abla vazgeçti Emir Hoca ile görüşmekten. Yani sonuç olarak o da bir erkek, nasılsa onların tarafını tutar diyor. Ya bana kalırsa tutmaz aslında ama yani erkek netice olarak güvenemez. En iyisi biz bir dahaki seçimlerde imamı kendi aramızdan seçelim. Peki şimdi bu zavallı kadıncağıza kim yardım edecek? Bak zaten pabucu dama atılmış. Artık kimse bakmaz bunun yüzüne ya. Yok anneciğim yok. Biz o işi hallettik, Ferit abiyi düşündük. Yani ne de olsa eski belediye başkanımız. İlla ki bir tanıdığı vardır yani. Dursun efendi nereden bulmuş bu kadını? Sabri Bey bilir mi acaba? Ama Sabri nereden bilecek be? O beni zor buldu ayol. Ama eğer sen çok istiyorsan Sabri gene de sorsun Dursun Efendi'ye. Belki bildiği bekar bir bey vardır. Ay anneciğim ya.
Ya Adile abla demek istiyor ki anne. Benim babam var ya hani Sabri Bey senin de eşin. Heh, ona bir soralım da bir Dursun'un ağzını bir arasın diyor. Hani bu kadınla ne zaman tanışmış, nerede tanışmış, hala devam ediyor mu? Ha, öyle desenize ya bak ben de ne anladım. Kadının acısı daha taze taze bak neler kuruyor diye. Hem işi gücü boşladık hem de hanımlar Kur'an öğrenmek için geleceklerdi. Mübarek Ramazan günü bir dolu dedikodu edip günaha girdik. Bari hayır işlerini ihmal etmeyelim. Hadi bana müsaade. Ya Dursun'um ya. Suzan eğer Adile'nin seni niye sepetlediğini biliyorsa ağzından çıkarırız baklayı. Ankaralıyız biz ya. Bülbül gibi öttürürüz adamı. Durduk yere yaptığı bir delilik ama bakalım neymiş derdi. Ya içkimiz yok, kumarımız yok. Ha bu kadın milleti daha başka ne ister ki erkeklerden ya? Demek Adile de dayanamadı artık sana ha? Ama asıl sebep neymiş onu merak ettim. Sebebe bebebe gerek yok Sabri Bey. Zamanı kadını işte. Karnından bebeği sırtından köteye eksik edersen gider tükeni de açar, nikahı da bozar. Yeni dünya terannesi bunlar ya. Dur hele dur. Hele bir Emir Hoca gelsin o bulur bir çaresini. Ya siz imam nikahı kıymamış mıydınız ha? Yani hakim boşasa da imamın da boşaması gerekir. Ya Sabri Bey o iş öyle olmaz. Ya şimdi senden bir de başımıza imam nikahı bozması çıkartma da. Hem ben imam efendiyle konuşmaktan vazgeçtim. Onun ne yapacağı belli olmaz. Gider kadınların tarafından sap tutar. E peki ne yapacaksın Dursun'um ya? Bilmiyorum ama vakit kazanmam lazım. Bir iş var onu bekliyorum. Eğer o iş olursa ondan sonra sen gör bakayım. Adile nasıl tepiş tepiş peşimden koşar. Dursun'um ne işiymiş bu ya? Eğer para getirecek bir işse beni de orada get ha? Tövbe. Sabri Bey ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Neyse benim Kur'an dersi vermem lazım. Bu işi de Adile'nin mekanında yapayım da gözden urak tutmayayım bu kadını. Açın bakalım. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Yemene. Yemene. Semene. Semene. Kavme. Kavme. Tevbe. Tevbe. Kız Adile, hı. Bize mushaf okumayı öğretiyorsun ya. Hı. Sana ne kadar para vereceğiz? Ne? Gözüme iyi bak. Ahmak mı belledin beni? Senin üç kuruşun ne edeceğim bacım? Allah öte yanda verir vereceğini. Şuna bak şuna. Adam dediğin ar eder uğramaz bu yana. Ama adam değil. Ya be değil ya. Te. Tövbe. Aklına başına topla da ya. Senin yaptığın hatalarla buradan cehenneme doğalgaz attı döşenir ya. Hamsiye öğretseydim şimdi hafiz olmuştu ya. Kafasına ne düştü de nikahı bozmaya yeltendi bilmiyorum ama. Ha Serdar Bey'i ikna edeyim o zaman göreceğiz. Bak nasıl eve döneysin. Kuzu nereye? Koyun oraya da. Kolay gelsin Adile abla. Allah razı olsun. Ecmain olsun imam efendi buyur. Abla, Dursun abiyle ilgili bir problem yoktur inşallah. Mescitte de böyle bakışıyordunuz da. He, yok. Hocam değil mi? İster bakarım ister bakmam. Sen yine aramıza mı gireceksin? Yok, estağfurullah abla. Haklısın, kusura bakma. Merhaba Dursun abi. Aleyküm selam. Abi şey diyecektim. Adile ablayla bir sıkıntı yoktur inşallah. Kendine sordum tersledi ama. İyi yapmış. Karı koca arasına girilmez la. Haklısın abi. Hocam nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun. İdare ediyoruz işte. Sağ olun hocam. Hocam sizden bir ricam vardı da.
Ferit Bey. Nasılsınız? Yine işimiz var desene. Az dur. Evet, kabus gibiydi dostum. Hatta gibi değil. Bence kesinlikle kabustu. Evet, dört bir yandan üzerime geliyorlardı. Sesleri bir duysam az kaldı ölüyorum sandım. Hay, radyoda tansiyonumu ölçeyim dedim. İnan bana tansiyon aletinden duman çıktı. Abartmıyorum. Tamam, tamam. Sen merak etme dostum. Ben şimdi sağlık ocağına geldim. Bir ilaç alırım, daha sonra durumu hallederim. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Sen bana iyi şanslar dile yeterli, tamam? Hadi görüşürüz. İyi günler. Reyhan Hanım burada değil mi? Evet, burada. Doktorun odasında. Galiba. Kocaman bir iğneymiş gibi bağırarak gitti. Hay Allah ya. Edeben. Evet. Kütübe. Kütüben. Çünkü buradaki iki çizgi kütüben yapıyor. Kütüben. Evet. Ya maşallah Sabri amca ya. Sen de bilip unuttuğun şeyi çok çabuk öğreniyorsun. Başka kim bilip unutmuş ya? Neyse. Bana müsaade. Ben sonra yine gelirim. Kolay gelsin. Dur, dur, dur. Nereye gidiyorsun bebe ya? Nereye gidiyorsun? Biraz daha çalışalım bak. Bu sayfalar çok kolaya benziyor ha. Yok, ben daha çalışmadım. He? Yani çalıştırmadım. Yani çalıştırmak için çalışmadım Sabri amca. Ya senin çalışmana ne gerek var? Sen zaten Kur'an'ı ezbere bilmiyor musun ha? Hadi bitirek de hava atak ha. Leyla evladım hadi sen bir çık da biz Sabri Bey amcanla görüşelim. Yalnız ben Serdar. Yani erkek olanı. Ne fark eder evladım? Bak beş parmağında beşi bir görüyor musun? Hangisini birbirinden ayırabiliyoruz? Ya Suzan'ım hoş geldin. Ben de seni bekliyordum zaten. Sabri bak sana ne getirdim. En sevdiğin şey ihale dosyası. Ya bunları herkese veriyorlar zaten. Ne diye zahmet ettin ya? Boşuna yormuşsun kendini. Ben de sana bunun için bir tatil ısmarlayayım dedim. Ne güzel yermiş. Yeni mi bu 2005 yazıyor üstünde? Ben ne zamandır o anı bekledim. O an bu an işte. Çok güzel. Dursun kimi buldu peki? Nasıl kimi buldu? Kimi arıyormuş ki ha? Asıl sen Adile ne diye boşanmak istiyormuş onu söyle. Doğrusu bu kadar az kişinin Kur'an bilmesine çok şaşırdım. Ama öyle bir gayret gösteriyorlar ki ona daha çok şaşırdım. Yarın ikindiye gelseniz çok iyi olur hocam. O zamana kadar cemaat de hazır olur. Tamam hocam Allah razı olsun. Sağ olun. Yarın ikindi de görüşüyoruz o zaman.
Selametle hocam, görüşürüz. Komutanım, haberiniz var mı? Cemaat dört bir koldan Kur'an öğrenmeye başladı. Arada bir hayal kırıklığı yaşatsalar da gerçekten çok iyi niyetli, çok heyecanlı bir cemaatimiz var. İyi niyetlerini bilmem ama az önce ne kadar heyecanlı olduklarını şahsen gördüm. Meğerse Reyhan çok haklıymış. Bütün erkekler aynısınız işte. Sen koru daha odursun. Onun başına neler gelecek senin haberin yok. Ya Suzan'ım ne gelecekmiş ya? Ne planlıyorsunuz? Söyleyiversen ya. Abla hayırdır inşallah. Bir problem mi var? Ay var tabii bir problem. Güya ben bunun ağzından laf almaya geldim. Ne soracağımı unuttum ya. Gerçi bilseydim de size söylemezdim. İmam Bey. Ya Sabri abi bizim cemaate ne oluyor ya? Kim ne söylemiş, kim ne yapmış ben hiçbir şey anlamadım. Ya ben de anlamadım. Ya bir şeyler biliyorum ama yani sana söyleyemem. Çünkü Dursun ant verdirdi. Bilmediğim şeyleri de Suzan'ımdan öğrenecektim ama ne dedi bir şey anlamadım ki. Değerli Gedikli dinleyicilerim. Artık her gün kötüye gidiyor. Ve artık her gün daha da olumsuz oluyor. Ve artık her gün daha da karanlıklara gömülüyoruz. Ah Gedikli. Sevgili Gedikli artık bir ilçe, bir kasaba olmaktan çıktı. Adeta bir tekke, bir zaviye ve hatta tam olarak bir medreseye dönmüş durumda. Ah ah. Değerli duyarlı dinleyicilerim. Şu anda ne halde olduğumu görmenizi isterdim. Adeta kafamdan aşağı kaynar sular dökülüyor. Kızgın kumlardan serin sulara dalar gibiyim. Ve sanki elimi sıcak sudan soğuk suya sokuyorum. Sırada müzik var sevgili dinleyicilerim. Ben sizin yerinizde olsam şu anda bu müziği doya doya dinlerdim. Çünkü bu gidişle bunlar müziğimize de el koyacaklar. Bana bakın, yayını sabote etmek için geldiyseniz cesedimi çiğnemeniz gerekiyor. Ben sizin ne gibi planlar içerisinde olduğunuzu çok iyi biliyorum ama buna asla izin vermem ona göre. Az otur Ferit. Tanıdığın avukat var mı Ferit? Sonunda birini öldürdünüz demek. Az daha devam edersen öldüreceğim. Ya Ferit abi yanlış anladın sen. Adile abla boşanmak istiyor. Biz bir avukat arıyoruz. Oh nihayet ne güzel işte. Ya bunu daha önce olması gerekiyordu Adile. Bunu hepimiz biliyoruz. Benim anlamadığım niye şimdi? Dursun başka kadına gitti. Yuh! Onu hangi akılsız kadın alır ki? Yani ikinci kez demek istedim. Aslında hakkı var. Yani dinimizde yeri var. Üçü de alır, dördü de. Ya Adile abla ya şunu söyleyip durma ya öf. Yani sen Dursun'un ikinci kez evlenmesine hiçbir tepki göstermiyor musun yani? He. Onun evlenmeye hakkı var. Benim de boşanmaya. Şimdi biz tam nikahlanacakken hocaya şart koştuk. Ay neyse konuyu dallandırıp budaklandırmayalım. Ferit abi bir avukata ihtiyacımız var ve senden yardım istiyoruz. Ha, ne demek canım elimden ne geliyorsa yaparım yapmasına da. Öyle hemen olmaz. Bana biraz zaman vermeniz lazım. Bugün ya da yarın halledip size geri dönelim. Çok sağ ol. Önemli değil. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Dursun'un hayatında biri olduğunu ispat edebilirseniz o zaman mahkemede işiniz iş. Tabii hem çocukları almakta kalmaz, Dursun'un elinde ne varsa hepsini alırsınız ona göre. Esah mı? Esah diyorum tabii. Ayrıca benim için de magazinel malzeme olur. Düşünsenize. Flash, flash, flash. Dursun'un aşkı. Ah, neyse. Nasıl söylesem. Ben önce şu yemek işini halledeyim. Daha sonra sizin için gereken ne varsa hepsini yaparız. Bu kadar tamam. Aferin Serdar. Çok hızlı toparladın. Çok sağ olun hocam. Bana baksana bir.
Senin başka bir şey mi canın sıkkın? Tamam, sen bilirsin. Ama bak, bir daha Kur'an-ı Kerim'i unutmak yok, tamam mı? Düşünsene, Efendimizle aynı kitabı okuma şansımız var. Aynı kelimeleri, aynı ayetleri. Yani Kur'an-ı Kerim aslında ona inmiştir. Ama Efendimiz adeta size inmiş gibi okuyun buyuruyor. Yani tabiri caizse bizi yanına çağırıyor. Şimdi sence de davete icabet etmemek çok büyük bir kayıp olmaz mı? Tabii bunun içinde kelimeleri, harfleri aynı aslına uygun şekilde söylemeye çalışmamız gerekiyor. Ne de olsa insan davetlere en güzel haliyle gider. Heh, bir boy eksikti. Demek Latin alfabesine de karşısın ha hoca? Tamam. Hazır başlamışken kilo yerine okka, metre yerine arşın kullanalım. Hatta uçak yerine de teyyareye binelim, ne dersin? Ferit Bey, zaten uçakla teyyare aynı şeyler değil mi? Bütün sorun teyyarede, öyle mi? Yazık, çok yazık. Bana bak hoca, ben Türkçeyi çok iyi bilirim. Bu ülkede Türkçe yazılır ve Türkçe okunur. Anladın mı? Hatta bazıları yüzünden dünyanın dört yanında Türkçe konuşuluyor. Ama sen ne yapıyorsun? İnsanlara zorla Arap harflerini öğretmeye kalkışıyorsun. İyi de neden ey imam, neden? Aa, anlamıyorum ki. Halbuki bize Türkçe konuşmayı, Türkçe okumayı söylesen biz anlarız. Sırf bu inadın yüzünden insanları dinden soğutuyorsun. O zaman şöyle yapalım Ferit Bey. Benim aldığım cüzlerden bir tanesini siz Türkçe mealini okuyun, olur mu? Tamam mı? Anlaştık mı? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ya dursun oğlum ya. Ben Suzan'ımdan bir şey öğrenemedim. Ama Fadile seni boşamak için her şeyi yaparmış. Ama niyesini bilemedim yani. Bana kalırsa sen şimdiden sağa sola bakmaya başla. Yani sana katlanacak birini bulman epey vakit alacak. O öyle boş hayaller kurmaya devam et. Ben bilirim yapacağım. Sen beni düşünme ya. Kimse kimseye merak etmez. Ya ben seni ne merak edeceğim? Bana ne sizin evliliğinizden, boşanmanızdan? Serdar, habanın hepten kafayı yedi, haberin olsun ha. Bir an evvel kararını ver de ha bu eve dön de. Bak ondan sonra gör nasıl pisi pisi dönüyor eve. Ama ha bu söylediklerimi Leyla'ya söyleme ha. O kızdır da anlamaz böyle şeyleri. Ya Adile abla, Ferit abi o kadını belgeleyin dedi ama yani biz dedektif miyiz, nasıl yapacağız ya? Ben o işi hallederim. Anasının kekli. Baban kimde ne yapıyor haber ver bana, olur mu? Ha, Serdar'a da hiçbir şey belli etme. Erkektir o, anlamaz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muhterem cemaat, namaza başlamadan önce Kur'an çalışmalarınız nasıl gidiyor bir sorayım dedim. Sabah Adile ablanın mekanında cemaati çalışırken gördüm. Sağlık ocağında da bir çalışma yapılmış galiba. Başka neler yaptınız? Sabri abi? Biz Serdar'la çalışıyorduk ama ara verdik. Sonra Dursun'la şey yaptık mecburen. Yakında yetişir, merak etme. Biz de biraz çalıştık da benim şu sıralar mühim bir işim var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz biliriz o mühim işleri. Onunki gibi bizim de mühim işlerimiz vardı. İmam efendi, ondan biz şey yapamadık. Hocam, ben de bu ara hep Adile abla ile ilgilendim. Ama en yakın zamanda çalışmaya başlarız. Ya o mühim iş var ya, beni de zorla oraya götürdüler, onlarla beraber çalıştım. Tövbe estağfurullah. Kendi hayır kazan ama başkasının hayrına da engel oluyor ya. Her koyun kendi bacağından asılır. Böylesini bir mahalleye asarsın, her yanı kokutur. Ya siz önce kendi... Tamam, tamam Sabri abi, anlaşıldı. Ben bugün sizlerden sadece tek bir ricada bulunmuştum. O da Kur'an okumayı bilmeyenlerin bu konudaki eksikliklerini gidermesiydi. Ama görüyorum ki o mühim işiniz her neyse herkes vaktini ona harcamış. Benim bildiğim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek en önemli işten daha da önemlidir.
Ama görüyorum ki sizin işiniz çok daha önemliymiş. Neyse. Yarın buraya çok değerli biri gelecek. Ve ben sabahki çabanızı gördüğüm için yarınki ikindi namazına davet ettim onu. Şimdi bu saatten sonra onu arayıp da artık gelme denmez, çok ayıp. En azından sizlerden ricam, mübarek Ramazan aşkına, lütfen elinizden gelen gayreti gösterin. En azından yarın misafirimiz geldiğinde mahcup olmayalım. Heh, arkadaşlar, başlangıç kısmını bana bırakın. Ben bir takım sorular soracağım. Sizin de aklınıza bir şey gelirse korkmayın, çekinmeyin. Sıkıştırın, hadi. On yılda her savaşta, on yılda 15 milyon genç yarattık her yaşta. Başladı tüm dünyanın saydığı başkumandan. Demir ağırlık ana yurdu dört baştan. İşte modern Türkiye bu. Dört baştan. Türküz. Cumhuriyetiz, göğsümüz tunç siperi. Türk'e durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri. Türk'ü ben yürürüm yana yana. Aşk boyadı beni kana. Yani. Hoş geldiniz Ferit Bey. Hoş bulduk imam. İmam yerine sadece emir deseniz daha hoş olur sanki. Tamam. Hoş bulduk imam emir. Sen şimdi buraya neden geldiğimizi merak ediyorsundur. Sen sormadan hemen ben söyleyeyim. Şimdi sen benim Türkçe Kur'an okumamı istiyordun. Ben başlangıçta isteksizdim. Ama iyi ki okumuşum. Çünkü bu sayede dindeki birçok açık ve hataları tespit etmiş bulunmaktayım. Estağfurullah. Öyle değildir ama buyurun. Öncelikle hemen hemen herkesin bildiği bir ayetle başlamak istiyorum. Bakın işte burada ne yazıyor? Dinde zorlama yoktur diyor. Ben bunu başlangıçta atasözü zannediyordum ama meğerse bu ayetmiş. Ama sen yine de herkese zorla Kur'an öğretmeye kalkışıyorsun. Şimdi şöyle. Aslında o ayet dinde zorlama yoktur değil de dine zorlama yoktur şeklinde tercüme etmemiz lazım. Çünkü düşünürseniz hiç kimseyi İslamiyet'e zorlayamazsınız. Tabii günümüzde bu ayeti kendi çıkarlarında kullananlar da var. Oysa ki basit bir örnekle düşünelim. Herhangi bir sitenin kuralları vardır. Kimse sizi sitede oturmaya zorlayamaz. Ama oraya taşındıysanız kuralları hatırlatanlara da kızmamak lazım. Neyse efendim, neyse. Bakın ben buradan notumu aldım. Ne diyor burada? Evet. Sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. İçki içmeyin demiyor. Yani diyor ki sarhoşken namaz kılmayın diyor. Demek ki isteyen içki içebilir. Şimdi aslında bunun için söylüyorum. Sadece meali okumak yetmiyor. Daha detaylı bir okuma yapmak lazım. Kur'an-ı Kerim bu içki konusunu aşama aşama ele almıştır. Çünkü o zamanın insanları bunun tam olarak farkında değillerdi. Onlara tek seferde içkiyi kesin demek biraz ağır gelebilirdi. Oysa günümüzde biz bütün bunlara hakim olduğumuz için bu dediğiniz pek de mümkün değil gibime geliyor. Tamam o zaman. Onlar aşama aşama bıraktığına göre biz de aşama aşama onlar ne yapıyorsa aynını yaparız. Siz bilirsiniz. Madem bırakacaksınız. Bakın aslında küçük bir hatırlatma. Günümüzdeki teyyare bu aşamaya gelene kadar önce tekerlek, bisiklet, pervaneli uçaklar vesaire vesaire icat edildi. Günümüzde ise uçağa binmek için bu aşamaların hiçbirinden tekrar geçmemize gerek yok. Görüşmek üzere. Ne bakıyorsunuz? Hadi gidelim. Alo. He. Bak bakayım ha. Vakit maçit kalmadı ha. Ha bu Adil hepten kafayı sürdü. Sen gelirsen o da gelir de. Ha bu evde gül gibi geçiniriz ha. E baba pes yani. Ey ey. Sen biraz daha düşün tamam mı? Bak ne diyeceğim. Ben diyorum ki yarın ikinciden evvel camide buluşalım. Yok yok. Kimse fark etmez bizim orada olduğumuzu. Bitirelim bu işi ya. He. Ey tamam.
Haydi kal sağlıcakla. Oy. Leyla sen buraya mısın? Kızım, yarın sabah çok güzel haberlerim var. Duyunca çok sevineceksin. Eminim vardır. Bak vallahi diyorum ha. Diyeceksin ki baba sen ne akıllı bir adammışsın ya. Zaten öyle diyorum. Aferin benim kızıma. Yarın ikindiden evvel camiye çağırdığına göre nikah kıyacak bu. İkindide bütün cemaat orada olacak, peşinden de lokum dağıtır. İmam efendiye gitmediğimiz iyi olmuş. Ya sen Dursun abiyle bir konuş bence abla. Yani bana yemin verdirttin, ben de konuşamıyorum. Ya bir konuş, adamın derdi neymiş? Tövbe bismillah. Konuşursam ondan beter olayım. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? İkindinden evvel gidip aleme rezil edeceğiz. Onca şahit olunca mahkemede istediğimi alırım. Öyle değil mi Reyhan? Herkese merhaba. Bugün arkadaşımla konuştum, o avukat olan. Yarın senden telefon bekliyor. Hay Allah razı olsun Ferit. İkindiden sonra arasam olur mu? Ya bu ikindi dediniz de alabilir miyim? Ben de şeyi soracaktım. Ha. Bu ikindi hani sürekli okunuyor ya. Bugün de okunacak mı bu ikindi? Sağ olun komutanım. Kahve iyi geldi. Afiyet olsun. Nasıl gidiyor Kur'an çalışmaları? Siz zaten biliyorsunuzdur olanı biteni. Benim tek bildiğim çocuklar çocukluk yapmış, babaları da çocukluk yaptılar diye tavır almış. Başka bir şey duymadım. Yapmayın komutanım. Bu kadar kolay mı? Kolay olduğunu kim söyledi Emir Hoca? Bak, çocuk olmak kolaydır. Asker olmak kolaydır. Cemaat olmak kolaydır. Ama hepsi halinden şikayet eder. En zoru söz sahibi olmaktır. Ama bir tek onun şikayet hakkı yoktur. Ha. Yarın ikindi de önemli biri gelecekmiş. Kim olduğunu bize de söylemeyecek misin? Sarıdım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sarıdım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek iyidir derviş baba, annem babam topraktır. Çiçek iyidir derviş baba, annem babam topraktır. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sarıdım sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Sarıdım sarı çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Çiçek iyidir dermiş baba, ölümsüz yer var mıdır? Çiçek iyidir dermiş baba, ölümsüz yer var mıdır? Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Uşak. Dursun abi. Serdar'ı mı bekliyordun? He, sen nereden biliyorsun? Abi Serdar içeride ama yanına gelmeye çekiniyor. O niyeymiş ki? Abi teklifini düşünmüş ama işlerin o şekilde daha ters gideceğine karar verdiği için kendi gelemedi, beni gönderdi. Ya insan hiç babasından çekinir mi da? Ben onun iyiliği için de istemiştim da. Tabii abi, o da bunun farkında zaten. O zaman bırak da görüşeyim abi uşaklarında. Nereyeymiş bakalım benim altın cezve? Abi. Dursun efendi, birkaç günlük tanıdıkların altın cezve mi oluyor? Tutma beni Reyhan! Uyda. Nerede o? Nereye sakladın Dursun efendi? Ne nerede ya?
Adile abla, bir problem yok. Biz sadece Dursun abiyle içeride... Sen dur İmam Efendi, sana da sıra gelecek. Sen bu Dursun Efendi'ye ahlaksızca değnek oldun, öyle mi? Var ya, gerçekten ama gerçekten beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattınız İmam Efendi. Meğerse sizin tek özelliğiniz akıllı, Mardin kültürü görmüş, İstanbullu, hem imam hatip hem hukuk mezunu olmak, bir de üstüne iyi görünümlü olmakmış. Ne diyorsunuz ulan siz? Ben ne ahlaksızlık etmişim? Ne yapmışsam dinimize uygun şekilde yapmışım da. Senin ağzını burnunu kırarım ben. Bak hala konuşuyor ahlaksız. Nereye sakladın? Yoksa imam efendiyle bir olup mescide mi sakladınız? Abla niye öyle diyorsun? O senin de çocuğun. Neyin? Vay düzenbaz Dursun Efendi. Sen benim oğlumu ayartmaya çalışırsın ha. Ben ne sandıydım, sen hepten beter çıktın be. Aklını başına topla diye yaptım da. O dükkanı kapatacaksın. Akıllı olacaksın. Sonra da evine geri döneceksin Adile Hanım. Perişan oldu çocuklar ya. Sen varken bana hacet yok efendi. Ya komutanım ya, sayende bir mescidimiz oldu ama o da Ramazan'a denk geldi. Yani oruç tutmayacaktık ki şöyle çekirdek çitliye çitliye seyredecektik bunlar. Ferit abi merhaba. Abi sana iyi haberlerim var. Anladım Reyhan, anladım. Neyse yani ben üzerime düşeni yaptım, siz bilirsiniz. Her zaman da yapmaya hazırım, ben buradayım. Tamam. Adile'ye selamlar. Görüşürüz. Gelelim asıl mevzuya. Kur'an-ı Kerimler ne durumda, okumayan kaldı mı? Kalmadı hocam. Allah razı olsun. Bu kadar kısa zamanda Kur'an öğrenen ve öğreten herkese bir kez daha teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Kur'an öğrenen ve öğretenleri ümmetinin hayırlıları olarak bildiriyor. İnşallah bizler de o saflarda yerlerimizi almışızdır. Ha bu İmam Efendi kime Kur'an öğretti de kendini o safta istediği de? Evet. Yoğun gayretlerinizden ötürü bugün buraya davet ettiğim değerli misafirimiz Sayın Profesör Doktor Nihat Temel hocamız şu an aramızda. Buraya kadar zahmet edip geldiği için Allah ondan razı olsun. Kendisi gerek kıraatiyle gerek bilgisiyle benim gibi birçok insana Kur'an-ı Kerim'i sevdirmiştir. Neyse, ben daha fazla sözü uzatmayayım. Hocamızı buraya davet edeyim. Şimdiden Allah kabul etsin. Buyurun hocam. Selamun aleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
الفاتحة